Gerçekten kendi vatanımızdan 21 kilometre uzaklıkta bir bayram yapmak gerçekten hem hüzün veriyor hem mutluluk veriyor. Hüzün veriyor, Türkiye'deki yakınlarımızdan uzağız, onları özledik ama mutluluk veriyor. Burada yine Türk toplumu olarak hep birlikte bayramı kutluyoruz. Birbirimize kenetlenmiş durumdayız. Türkiye'deki, memleketimizdeki adetimizi burada yaşatıyoruz. Yani bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu mutluluğumuzu paylaştığınız için, vatandaşlarımıza ulaştıracağınız için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bugünle ilgili düşüncelerinizi ve projeyle, özellikle bu 50 dolar projemiz vardı, yeni başladı. Bugün açıkladınız bunda. Evet. Bununla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Avusturya'da bir kampanya açtım ben. 5 ilin valisine telefon ettim. Dedim ki, çaresiz durumda bana 100 çocuğun resmini gönder, adreslerini gönder, banka numaralarını gönder. Devlet el sürmüyor, dernekler el sürmüyor paraya. Doğrudan doğruya o hayırsever aileden o çocuğa gidiyor. Yani hiç ortada bir teşkilatlanma falan yok. Sadece vali isim bildiriyor. Başkonsolos da o isimleri hayırsever ailelere veriyor. Bir Eylül ayında okullar açılırken 50 euro gönderiyorlardı aileler. Bir de 23 Nisan'da 50 euro gönderiyorlar. Burada da benzer bir kampanya açabiliriz. Ben valilere telefon edebilirim. 100'er çocuk adı alırız. Bu da hayırsever ailelere veririz. İsimlerini, resimlerini. O resimleri görünce çiçekler gibi o çocuklar. Zaten insanın ruhu kalkıyor. Ondan sonra hayırseverler o çocuklara yardım etmeye başlarlar. Bazı hayırseverler çıktı mesela Avusturya'da. Çocukların yüzünü gördükten sonra mesela bir hayırsever dedi ki, bu benim kızım oldu. Üniversiteyi bitirtene kadar. Hatta gelinliği de bana aitti. Gelin edene kadar. Bütün masrafları bana aitti. Ama herkesten bunu istemiyordu. Orada da 50 dolar veya 100 dolardı. Senede iki kere katkı yapsak, o bile çok çok büyük bir güzellik, iyilik olur. Ben bu kampanyayı burada başlatmak istiyorum hayırlısıyla. Bu hayırlı bayram gününde, mutlu bayram gününde, belki bir dahaki bayramlara Türkiye'deki yavrularımız da mutlu edin. Cemaati nasıl yorumluyorsunuz? Bayağı büyük bir katılım oldu. Tabii çok güzel. Bizim zaten birlik dayanışma günlerimiz, bayramlar. Sevgi günleri, kırgınlıkları, dargınlıkları unutma günleri. İnşallah bu giderek daha güzelleşecek. Ben burada konuşmamda da söyledim. Allah bizi farklı yaratmış. Allah'ın kastı bizim farklı olmamız.
Onun için başkaları farklı diye kızamayız. Onları dışlayamayız. Onlara öğretmenlik yapamayız. Herkesi olduğu gibi kabul etmeniz lazım. Onu da, o mesajı da burada verdim. Böyle paramparça olmamalı fikirler ayrı diye. Olduğu gibi kabul etmeli insanları. Ben öyle kabul ediyorum. Herhalde insanlar da kabul ederler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.